Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 8 Kasım Salı, Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 10 koşulu bir Adana programımız var. Kalabalık bir yarış programı. 113 safkanın şu anda kayıtlı olmuş olduğu bir program arkadaşlar. Çift altılı program. Bugün tek bir programımız var. Onun dışında herhangi bir programımız yok arkadaşlar. Sadece Adana yarış programımız var. O yüzden şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek hemen fazla da vaktinizi almadan startımızı verelim arkadaşlar. Birinci koşumuz saatler 13.30'u gösterirken Maiden 3 yaşlı Arapların 1300 metre çim koşusuyla ilk startımızı veriyoruz ve 12 safkanın da 12 tayın da yer almış olduğu bu güzel ve zevkli koşuda. Önceliği Binoğlu Soykıran, Mişeyno temsilcisi Müslüm Çelik'te. Grubun oldukça tecrübeli ismi, gerçi çoğu burada uzun süredir koşanlar var ve yeni yeni koşmaya başlayanlar da var tabii ki. En azından performans olarak diğer rakipler oranında biraz daha ön planda gözüküyor son genel durumuna baktığımız zaman. Binoğlu Soykıran, Müslüm Çelik'te ilk şans verdiğim isim. 8 dolu Kuzey Sena, bu Haber Batur temsilcisi Akın Sözen'le startı ve safkanla da hazırlıkları oldukça tatminkar. En azından üzerinde de iyi bir jokeyi var ve bu mesafede de en iyi dereceye sahip bir safkan. 4 nolu yakışıklı bu Sakarbaşı temsilcisi Emrah Sincan'la start oluyor. Bu safkanın genel görüntüsü oldukça iyi geliyor. Son iki yarış tabela dışı kalmış olsa da bugün kesinlikle ihmal edilmemesi gereken isim 4 nolu yakışıklı. 3 nolu Ümidim Sensin, bir Berkay Efe temsilcisi, evet Akyavuz'a start alacak olan bir isim de yine bu mesafelerde bu pistte etkili koşabilen bir isim. Ve son olarak da 10 nolu Sarraf Gülü. Bu Sarraf temsilcisi ise Nizamettin Demir'le yine ön plana çıkan diğer safkan. 1, 8, 4, 3, 10 benim bu koşu için sıralama oldu. Günün ikinci koşusunda bir satış koşumuz var. 4 yaşta Arapların 1800 metre çim koşusu. 6 ve 10 nolu safkanların da ekürü oldu. 10 safkanın yer almış olduğu koşuda 4 nolu Yunus Şah, bu Yakup Bey temsilcisi Ercan Çankaya'yla nihayetinde sıfırları çektikten sonra çim yarıştaki güzel bir üçüncülükle formunu yükselten ve sevdiği pistte bana göre iddialı olacak bir isim 4 nolu Yunus Şah. 1 nolu Bertan, bu Eskişehir temsilcisi, bugün Ahmet Çelik'le startını yine son güzel üçüncüle her geçen gün daha iyi duruma gelen bir safkan, hazırlıkları da oldukça göz doldurmaya başladı. 7 nolu Narlıdere, bu bilginin temsilcisi Müslüm Çelik'le startıda yine son çim yarışını kazanan bir isim ve yine bugün şanslı gözüküyor. Ve son olarak da 3 nolu Güçlü Bey Efesi, bu FM temsilcisi de Mehmet Aköz'le son güzel dördüncülü ve hazırlıklarında oldukça iyi duruma gelen bu safkandan da iyi bir yarış bekliyorum. 4-1-7-3 benim bu zorlu koşudaki sıralama. Günün 3. koşusu şartlı 4-3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldik ve 11 safkanın da yer almış olduğu koşuda 2 nolu Anadolu Edası, bu Mendip temsilcisi Ökan Kocakale startlıyor. Adana pistini oldukça seven bir isim. Hatta bu son yarışını saymasak ondan evvelki 3 kum yarışı da hemen hemen bu mesafelerde kazanan bir isim. Yine bugün üstünde Kocakaya var. Hazırlıkları da oldukça iyi. Son 3.lükten sonra bayağı hızlandırdı hazırlıklarını. Çalışmaları bir hayli tatminkar ve güzel dereceli galoplarıyla bence bu yarışı kazanmaya bir hayli yakın. O yüzden benim de bugünkü banko adayım, banko safkanım 2 nolu Anadolu Edası olacak Gökhan Kocakaya'da. Günün 4. koşusu 7'li plase Üçlü Ganyan ağamızın başlangıç ayağı Maiden 3 yaşlı Arapların 1300 metre çim koşusu. 5, 10 ve 12'nin ekür olduğu 12 tayın yer almış olduğu koşuda 11 nolu Revşi, bu FM temsilcisi Mehmet Kıyak, Mehmet diyoruz ama inşallah yanlış değildir Mustafa mı? Evet, Mehmet Kıyak'la start oluyor. Bu safkanın bu pistte bayağı iyi dereceleri var. En azından 3.lü, 2.lü ve mesafeye de oldukça yatkın, en iyi dereceye de sahip. 2 nolu Hadibe Oğlum, bu Batur Şah temsilcisi Müslüm Çelikli start oluyor ve bu safkanla görmüş olduğu yarışlardan sonra toparlamaya başladı ve çalışmalarını da bayağı belli etmeye başladı. Hazırlık olarak iyi duruma geliyor. 8 nolu Çağlayan Güzel, bu Sakarbaşı temsilcisi de Emre Akkılıç'la start oluyor ve yine pistte ve mesafede etkili safkan olarak gözüküyor. Hazırlıkları da bu aralar iyi duruma geliyor. 1 nolu Enisan, bu Demir Denen temsilcisi Serkan Yıldız'da yine grubun tecrübeli ismi ve iyi durumda gözüken bir safkanı ve son olarak da 6 nolu Sahracan, bu Kaysberg temsilcisi Ercan Çankaya'da yine iyi performans çizmeye başlayan bu safkandan da etkili bir yarış bekliyorum bu yarışta. 11-2-8-1-6 bu zorlu koşudaki sıralama. Günün 5. koşusu handikap 14 dişiler ait 4 ve yukarı Arapların 1800 metre çim koşusuna geldik. Ve 11 safkanın da yer almış olduğu koşuda, tabi burası aynı zamanda 2. altılı Ganyan ayımızın başlangıcı. 5 nolu Ihlamur Çiçeği, bu Ateş Topu temsilcisi Mert Ali Solmaz'da
iyi hazırlıklarıyla ve mesafeye yatkınlığıyla da benim ilk sırada şanslı gördüğüm isim. 3 nolu Şeker Sultan bu İzbatur temsilcisi. 8 yaşına geldi ama maşallah Musakkan bu aralar yine iyi durumda ve Mehmet Kıyak'la kesinlikle ihmale gelmez. Son 9.'da ölçü almadı Musakkan. En azından kendine çok uygun rakipler arasında iyi yarış ve iyi netice almasını bekliyorum. 2 nolu Berfin kızı bu Şimşek'in temsilcisi de Furkan Çetinbaş mıydı? Bakalım Fırat Çetinbaş mıydı? Fesih Çetinbaş da start alıyor ve Safkan'da genel durumu oldukça iyi ve son yarışlarında bayağı güzel performans çizmeye başladı. Önce ikinci, arkasından birinci ve bugün yine çok şanslı gözüküyor. 4 nolu adı Yakşi, bir Kasper temsilcisi Velat Demir'le start aldı. Safkan'da yine son yarışı kazanan ve son olarak da bugün satış listesinde gözüken 6 nolu Saydam Ateş. Erzan Çankaya'da önerebileceğim son isim. 5, 3, 2, 4, 6 bu koşu için sıralama oldu benim. Günün 6. koşusu handikap 17. 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre çim koşusuna geldik ve 12 Safkan'ın da yer almış olduğu koşuda 2 nolu Black Line ve Sidney kendi temsilcisi Gökhan Kocakar'a start alan Safkan güzel performansıyla ve mesafede yatkınlığıyla bugün kazanmaya bir hayli yakın gördüğüm isim. Benim küçük ve risk sevenler için alternatif de olsa bir banko adayım 2 nolu Black Line olacak. Gökhan Kocakar'a ama rakip arıyorum dersen Nis, 10 nolu Dosila Gör, 1 nolu Lorenzo, 5 nolu Peak Blinders ve 3 nolu Lady Sephora'da önerebileceğim diğer isimler. Önce 2, daha sonra 10, 1, 5, 3. Günün 7. koşusuna geldik. Evet, kısa vade 6 dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre çim koşusuna ve 12 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 1 nolu Prenses Sylvester. Mr. Owen temsilcisi Gökhan Kocakar'a start alıyor ve 3 yarış koşup 3 çim yarışında kazanan bu isim burada da birinciliğe bir hayli yakın gördüğüm isim. Eğer tabii ki bir risk alalım derseniz bence tabii geçilmeyen Safkan her zaman şanslıdır. Ben bu Safkan'ın yanına en ciddi konuda gözüken 2 nolu Madame Oracle'ye bir sinek kendi temsilcisi Ahmet Çelik'le yine güzel performansıyla bana göre en ciddi rakip konumda. O yüzden benim önceliğim 1 ve 2'den yana ama tabii ki 1-2 yazıp boya geçebiliriz. Bu yarışın böyle rakipleri çok olur. O yüzden eğer 3. 4. Safkan'a ihtiyacı duyanlar için de 11 nolu Yamanlar Kızı ve 5 nolu Makavey'i de sizlere önerebileceğim diğer isimler. Önce 1 ve 2 daha sonra 11, 5. Günün 8. koşusu şartlı 4, Aprantia Mahsus 4 ve yukarı Arapların 1900 metre çim koşusuna geldik. 6 ve 7'nin ekürü olduğu 9 Safkan'ın yer almış olduğu koşuda 4 nolu Dağkan. Bu Kasbet temsilcisi Nizamettin Demir'le yakalamış olduğu etkili güzel performansıyla ve iyi çalışmalarıyla burada bir hayli kazanmaya yakın gördüğüm ilk isim. Benim küçük ve risk sevenler için alternatif de olsa bir banko adayım olacak. 4 nolu Dağkan Nizamettin Demir'le ama rakip arıyorsanız bayağı bir ciddi rakipleri var. Öncelik 2 nolu Bahçe yine bir Kasbet temsilcisi. 3 nolu Lazolum Safkan'da da önemli gelişmeler var. 8 nolu Ceyda Atum, Safkan da zaman zaman bu tip yarışlarda çok etkili yarışlar koşabilen bir isim. Ve son olarak da 1 nolu Baba Ramazan, biraz kendini unutturdu ama Safkan dikkat edin kendini hatırlatabilir. O yüzden sürpriz sevenler için bayağı iddialı bir isim olacak. Ama tabii ki 4 bende birkaç adım da olsa ön planda 2-3-8-1 de dediğim gibi sürpriz ve genişletmek isteyenlere, rakip arayanlara önereceğim isimler. Günün 9. koşusu şartlı 5 dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1300 metre çim koşusu 1 ve 5'in ekürü olduğu 12 tayın yer almış olduğu koşuda 10 nolu Kızım Tulu. Bu kılavuz temsilcisi gerçekten kılavuzun iyi bir tayı Anne Anoş. Yine benim bayağı sevdiğim etkili bir isim. Gökhan Kocakar zaten Anoş'ta da bayağı yarıştı var. En azından bildiğim bir Safkan. Bu Safkan yarış hayatına 2 birincilikle başladı ama arka arkaya 2 tane de 4.'lük yaptı. En azından Gökhan Kocakaya'da bir start almışlığı var. Bir 4.'lük elde etti. Bugün biraz tabii o 4.'lükte biraz bence kondisyon eksikliğinden kaynaklandı. Çünkü tam kazanıra gitti. Safkan arttıramadı bir türlü. Hep yerinde sayınca da 4.'lükte kaldı. Ama bugün çalışmaları bir hayli iyi. Son 4.'lüğünü çok takdir buldum. Çünkü yakın ara bir 4.'lük. Bu yarış için bence toparlanan bu Safkan'dan güzel bir birincilik bekliyorum. Benim de Banko Liman'ın 10 nolu Kızım Tulu oldu Gökhan Kocakaya'da. Günün son koşusuna geldik. Meydan 3 yaşlı Arapların 1300 metre çim koşusuna ve 12 tayın da yer almış olduğu koşuya baktığım zaman göstermiş olduğu güzel performansıyla 2 yarış kumda da olsa 3.'lükleri gayet tatminkar olan ve çalışmalarını bir aydır beğendim.
3 nolu Mufuk Can, bu FM temsilcisi, anneden de sağanak, tam Erbali ile start alıyor. İlk çim yarışında bir yedincilik elde etti ama bana göre orijin olarak tam bir çim orijini. Sağanak zaten çimde bayağı etkili, kumu da var ama FM de aynı şekilde. Ben bu yarışta en azından Safkan ilk yarışını en azından bir döndolaş yaptığına inanıyorum. Çünkü Safkan ondan sonra bayağı toparlandı. Kazanmasını bekliyorum. Küçük ve listevenler için alternatif bir banko adayım olacak. 3 dolu Mufuk Can, Tamer Bali ile. Ama rakip arıyorum derseniz de yine çim pistteki performansı iyi ve son 2 yarışını arka arka ikincilikleri tamamlayan 5 dolu Kısrak Şah ve 8 dolu Hatice Hanım'dan da güzel bir yarış bekliyorum. En azından yarış gördü ve vermiş olduğu aradan sonra iyi hazırlıklarla dönen bu Safkan'dan en azından rakip isteyenler için önereceğim isim. Ama önce 3. Ben de bayağı ön planda. Daha sonra 5 ve 8 dolu Safkan'dan. Şablon bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.